Sezonu İbrahim Büyükaklaştık. Evet. Oğuzhan Koç'la kapatıyoruz. Gerçekten de 3 adam yine hani başta sonda olmak üzere bütün programın aslında arkasında olduğunuzu, birlikte yaptığımızı, bu işleri de yine birlikte yaptığımızı gösteren bir şey oldu kardeşim. Aynen ne öyle. Hissediyorsun benim show programıma konuk olmak? Her ne kadar 5-6 tane seni çok seven olsa da geri... Ne o? Hayır. Onlar olsan ikiler. Benimkileri... Mesel. Hani bir şey olursa koruruz. Tabii tabii. Hani çok ya güzel. Çok bir yandan keyifli. Ciddi mi cevap vereyim yoksa... Ciddi. Ya, bence ciddi olun ya. Bir şaka yapmak zorunda değiliz bence. Ya öyle bir sorumluluğumuz yok. Sen şu an hiç tamam. Zorunlu. Ben program sahibi olarak arada şaka yapmak zorundayım ama sen... Ağran... Ben şu an bu programın konuğuyum değil mi? Konuksun. Hiç telaşımı bırakıyorum. Sıfır telaş. Aman program iyi gidiyor mu? İşte herkes, her şey yolunda mı? Herkes eğleniyor mu? Ben umurumda de. Bile değil benim ben şu an. Ben de. Konuğum. Şaşırt beni. Çabuk. Ne kadar rahat bir şey değil mi? Mükemmel bir şey. Bitiyor acaba nasıl ya, gidiyor evet. Tempo bende bir falan. Bir talk show'a konuk olmak ne konforlu bir şeymiş ya. Böyle duruyorsun gelip. Harika. Vallahi. Ya peki şimdi program açıdan bitince daha müzisyenliğe ağırlık verdi ve müzisyen bir kariyer oluyor. Ama tabii yol arkadaşım da beni oynatmadan bir kariyer yaptınız. Orada... O da hayırlı olsun kardeşim. Çok güzel. Gişesi de çok iyi maşallah. Yani evet. Helal olsun. Yürüdünüz. Çok tebrikler. Çok izlendi. Çok izlendi. Çok izlendi. Çok sevindim. Yani ben olmadığım için mi bilmiyorum ama böyle bayağı izlendi ya. Ama senin de programın çok izleniyor. Evet. Biz anlatayım. Ayrı ayrı daha çok izleniyor olabilir miyiz acaba? Bana da öyle geliyor ama şimdi mesela İbo bir film daha yapıyor. Sen var mısın? Ben de yokum. Bu sefer ben de yokum. Acaba İbo ikimizi kullanıp... Atıyor mu teyze? Sıra sıra mı? Yani önce bir 3 adam, önce bir ikisini birden kullanırım, sonra birini biraz daha kullanırım falan. Evet. İş oraya geldi. Ben de yokum ikinci filmde. Ama şey, sen de mesela filmde. Talk show'da kullandın, sonra filmde İbo'yu kullandın. Şimdi tek başına albüm yapıp gidiyorsun. Sen de kullanmış olabilirsin. Ben de sizi kullandım galiba. Ben de talk show'u belki başta zordu, siz de yapınca ben de sizi kullanmış. Kim gibi kullanıyor acaba yani? Büyük faydalanmalar var fakat kim kimden daha fazla faydalandı onu bilmiyoruz. O belli değil yani. Evet. Ama gerçekten ben kardeşimden özellikle... Gençlikte çok faydalandım. Yani ya bu cümle saçma. Eser, onu... bir dakika. Ben bu kadar özelimizi açacağımızı bilmiyordum. Şu an stüdyoyu terk ederim. Lütfen. Yani kötü emellerimi alet ettim diyebiliriz. Yani Oğuzhan Koç da gerçekten... Şimdi bizim çocuklukta yani lisedeki tanışmamız müzikle oldu. Ve sonra da benim müzik grubum varken o benim müzik grubuma dahil oldu. Ve ben işte daha önce anlattık bunu. Solistiydim grubum ve biz çok fazla konser verdik. Ben bütün o konserlerde acayip mutluyum. Çok eğleniyorum ve çok iyi müzik yaptığımı zannediyorum. Oğuzhan da hep mutsuz. O kadar kötü çalıyor ki ekip ve ben o kadar kötü söylüyorum ki arkada aşırı sinirli ve mutsuz. Ben... Dedim bir sürü sürprizlerim var programla ilgili. Şu ana kadar yaptığımız bütün konserlerden böyle ufak görüntüler hazırladım. Oğuzhan mutsuz, ben coşuyorum. Ver abi görüntüleri izleyelim. Bütün müzik sonradan sonra gerçekten yani ben bunu bir türlü kabullenemiyorum. Ayrıca inanamıyorum da. Yani şu manzarayı bir daha görememek insanı o kadar çok üzüyor ki. Allah'ım! Bir dakika dur. Dur. Evet, bence tek tek bile gidebiliriz. Bu lisemizin mezuniyet konseri ve güneş gözlüğü, bermuda pantolon ve renkli gömlek giyme fikri benimdi. Ve Oğuzhan'la da zorla bunu giyeceğiz dedim. O zaten fikri... müzik grubu kurma fikri de onundu. Yani bütün fikirler kötü o sırada. Yani müzik yapmamalıyız, üstüne onları hiç giymemeliyiz, hepsini yapıyoruz. Ama o da benden bir küçük olduğu için yapmak zorunda. Berbat bir şort giymiş, gömlek ve güneş gözlüğü var, birbirimizi çok, görmüyoruz. Çok kötüyüz ya. Bence çok tarz durmuş, bak seyirci alkışladı. Devam et abi. Kravata bak, kravata. Dur abi bir daha. Ya normalde akıtalım diyordum ama tek tek söylemek lazım. Bu Mustafa Kemal Paşa'da, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da konser veriyoruz. Oğuzhan'ın gitarına yer kalmadı, gitarı çalışmıyor aslında. Ve o da tek çalmayı bilen bizde, diğerleri daha kötü çalıyor. Kötü sese iğrenç bir şekilde eşlik etmek zorunda ve ağlıyor neredeyse. Tam yüzüne bakın yani. Ver abi. (Gülüyor)
Yine mutlu. Burada ben hata yapıyorum çaktım. Oğuzhan'a yine tadı kaçıyor. İnşallah gülerek izleriz. Şanssızlıklar... Onu söyledim, başka bir şey söyle. Şanssızlıklar yakamızı bırakıyor, biliyor musun Tolga? Bilmiyorum da ben ileride büyük bir müzisyen olacağım yani, onu söyleyemez. Beni yıldıramaz. Çok büyük konuşmuşum. Daha bir şey olmadı. Yani çok büyük konuşma şundandı. Gerçekten yani benim önderliğimde, özellikle müzikte benim önderliğimde gitmek bence çok karamsar bir tabloydu. Yani gerçekten müzik hiçbir gerçekten şey olamayabilirdi. Gerçekten imkansızlıklar içinde müzik yaptık. Yani eğer çok samimi söylüyorum, BKM mutfağa geçmeseydim ben. Çünkü müzikte İstanbul'da da zorladık daha. Biraz daha zorladık. Çok kötü şeyler yaptık. Çok kötü şeyler. Evet. Çok kötü çok, kafelerde çok çıktık. Çok insanın canını sıktık. Tat kaçırdık. Çok tat kaçırdık. Eğer o devam etseydi hiçbir şey olmayacaktı bizden. Sen de güzelim sesinle. Benim yüzümden sen de. Ben de niye olmuyor ya falan diyecektim böyle oturup sürekli. Evet. Ama şu an. Allah'a şükür.